İyi akşamlar sevgili seyirciler. TGRT-EU Ekstra Futbol programında bu akşam da birlikteyiz. Bir farkla ki sevgili Yunus Bayram kardeşimiz Trabzon'da görevli. Dolayısıyla bugün onun görevini ben icra etmeye çalışacağım. Ümit ederim hoş, güzel bir program olur. Sağımda her zamanki gibi artık programın daimi konuklarından diyebileceğimiz sevgili Osman Tamburacı beyefendi var. Spor basının duayen ismi, açık sözlü, dobra dobra, cesur ve mert yazar diye ifade ederim kendisini. Hemen solumda Türk basınının genç kalemlerinden Galatasaray'ı adım adım takip eden, kar, kış, yağmur, çamur demeden sevgili Burhan Terzi. O da her gün sıcak camiadan haberleri gazetemiz Türkiye'ye geçmekte. Hoş geldin sevgili Hoş Burhan. bulduk Hasan Hocam. Evet, Galatasaray'ın 22. şampiyonluğunu bu sezon itibariyle birlikte kutladık. Hayırlı uğurlu Evet. olsun Türk futbolu için diyelim. Bir şampiyon takımı yazmak, takip etmek ve yorumlamak nasıl bir şey? Önce isterseniz tecrübeli diyelim. Osman Bey'den başlayalım. Evet Sağ Sayın ol canım. Tamburacı. O her dakika işin içinde. Sevgili Burhan. O olayların tam göbeğinde yaşıyor. Bizse Galatasaray'ı hani tam tabiri caizse kalu beladan beri bilen insanlarız. Galatasaray nereye biz oraya. Ömrümüzün 20 senesi ayağımız çok az yere değerekten hep uçarak sağda solda geçti. Ve Galatasaray'ın mutluluklarıyla ağzımız kulaklarımıza vardı. Bu sene yine aynısı oldu. Tabii ki şampiyonluk coşkuyla yaşanması gereken, eline bayrağını alıp kaş kolunu boynuna dolayıp kepini kafana koyup ağzına ne geliyorsa ama güzel bapta söyleyerek şampiyonluğu kutlamak çok güzel. Fakat ülkede Buradan öyle nereye gelmek istiyorsunuz Sayın nereye Osman Bey? gelmek istiyorum biliyor musun? Bu sene Türkiye Ligi'nde belki de yılların en güzel ligi oynandı. Fevkalade güzel bir lig oynandı ama iki perdelik bir tiyatro eseri gibiydi. Bir tarafı fevkalade güzel, öbür tarafı biraz ahlak kaidelerine uyabilecek cinsten değil. Bunları yarışmayı aşağıda düşenler de yukarıda olanlar da başarıyla götürdüler ve Galatasaray şampiyon oldu. Yani tiyatro oyununun birinci perdesinde ben şimdi yürekten bolca Galatasaray'ı methedeceğim. Alkışlayacağım, övgüler tutacağım ve hatta 19.05 Evet, dün 1905 Samsun'a Galatasaray. Evet. inişti, çıkıştı ve 19.05 aynı zamanda Galatasaray'ın kuruluşu. İki bayramı aynı anda kutladık ve şimdi ben buradan 82 milyona diyorum ki sakın gocunma yok ya renkler arasında. Bütün renkler ayağa kalksın ve Galatasaray'ı bir kutlasın. Çok güzel bir temenni. Sevgili Burhan Tabii neler Osman söyleyeceksin? abi tarihten dem vurdu ve ben de aslında çok daha derin bir konudan başlamak istiyorum. Buyurun. Sevgili büyük insan Ali Samiye'nin bugün doğum günü. Onu önce saygıyla ve rahmetle anıyoruz ve 19.05'te onun kurduğu Atatürk Gençliği de 19.05'te bir şampiyonluk daha kutladı. Ben tabii İsviçre'den bu yana bu sezon zaten yaklaşık uzun yıllardır Galatasaray'ı takip ediyorum. Bu sezon şampiyonluk hikayesini en başından itibaren yazacak insanlardan biriyim. İsviçre'den itibaren bu sezonun ilk sezon başı kampından itibaren takımı Onun için takip de ediyorum. zaten buradasınız sevgili Evet, Burhan. evet, evet. Yani Bu evet. sezon şöyle bir olay vardır. Hatta Osman abi de çok iyi bilir camianın duayen isimlerinden. Sadece basının değil Galatasaray'ın da duayen isimlerinden biri. Ve krizlerden Galatasaray her zaman başarıyla çıkar. Bu sezon da aslında Galatasaray çok İşin kriz sırrı yaşadı. burada galiba. Yani krizi yönetmek başlı Evet. başına bir sanat. Evet. O sanatı iyi icra edenler de Galatasaray'ın başında duruyor. Evet. Hem teknik direktör olarak hem başkan olarak hem de kadro olarak baktığınızda. Kesinlikle hem teknik direktör olarak var hem camianın genetiğinde de olduğunu düşünüyorum ben krizleri iyi yönetmenin. Bu da Galatasaray karakterinin, kültürünün ne kadar derin olduğunu gösteriyor. Zaten bu sezonki şampiyonluğu ben dünkü yayında da şöyle tanımladım. Kültürün sermayeye karşı biraz galibiyeti oldu. Çünkü Sen burayı biraz açalım finansal isterseniz. açıdan Yani çok rahat kültürün olan... sermayeye yani futbol dediğinizde bir endüstri var. Tabii Dolayısıyla ki. sermaye orada var. Tabii Kültürün ki. sermayeye karşı Şunu galip gelmesinin metaforum nasıl bir şey? şuydu o konudaki. Finansal problemi hiç olmayan bir Başakşehir takım vardı. Rahat rahat dünya yıldızlarını toplayabilen. Uzun yıllardır da ekonomik sıkıntılar çeken bir Galatasaray kulübü vardı. Ve herkes Mart ayında, Şubat ayında hatta oranlar yani 1.05'i gösteriyordu Başakşehir'in şampiyonluğuna. Ben Mart ayında Bursa maçından sonra Galatasaray Bursa'da galip geldikten sonra Galatasaray şampiyonluğu burada almıştır Net demiştim. hatırlıyorum. Evet, doğrudur. Ve o zamanlar hayalci olmayalım diyenler de vardı.
Ama o kültürü hissetmek, kazanma kültürünü bilmek başka bir şey. Bugünkü sonuç kültürün farkı evet, mıdır? Evet, kesinlikle. Katılıyor musunuz Osman Bey? Lafının bitmesini bekliyorum. Evet. Bıraktığı yerden devam evet. edeceğim aynı konuda. Peki. Evet, sen de Osman abi devam edebilirsin. Şimdi bak, çok güzel yerlere değindi Burhan. Günü yaşamak da önemli. Geçmişe şükran duyup başarıları tazelemek de önemli. Ali Samiyen'le girişini kutluyorum, gayet de güzel. Allah razı olsun. Mekanı cennet olsun, kabri nur olsun ki bir tek insan 3-5 arkadaşıyla, sınıf arkadaşıyla beraber bir kulüp kuruyor ve milyonların gönlünde yer eden bir marka yaratıyor. Marka ortaya çıkarıyor diye. Ortaya çıkarıyor. Evet. Yani herkese nasip olan bir iş değil. Ve de bugünün insanına, iki perde dediğim oyunun birinci evet. tarafında hep övgü var şimdi bende. İsterseniz o övgüye geçmeden önce sevgili Burhan'ın tırnak içerisinde söylediği bir şey vardı. Başarının sırrı iyi yönetimde demişti. Evet. İyi, bir de kültürden söz etti. Bu kadar köklü mazisi olan bir kulüp neden ekonomik krizler yaşar? Dediniz ne, ya neden, kültürün tabii sermayeye ki, üstün gelmesi dediniz. Şimdi, orayı açalım. Şöyle şimdi. Ben genel kurulları da yakından takip ediyorum. Osman abi de orada sık sık hem divanları da yakından takip ediyoruz. Orada zaten sürekli geçmiş defterler de açılıyor. Bu borç yükünün nasıl, nerede oluştuğu sürekli tartışılıyor ve aslında daha önceki yönetimler de birbirlerine genellikle topu atıyor. Ama şöyle bir realite ortada var. 96'da bu kulüp bu kulübün borcu sıfırdı. Aynen öyle. Hatta repoda para vardı. Evet. Kasada da hazır parası vardı Galatasaray'ın. Yani 23 yıllık süreçte Galatasaray çok büyük başarılar yakaladı ve bu büyük başarılarla daha da bütçesini genişletmesi gerekiyordu. Bu büyük başarılara rağmen Galatasaray'ın Darboğaz'a girmesi zaten anlaşılır bir durum değil. Ve bu hani bize 7-8 program gerekiyor bunu. O zaman bunu o yönetim sanatını yeniden bir sorgulamak gerekiyor. Kesinlikle. Tamam. Ya bir kültürel geçmiş, o bir avantajınız. Yani tüm zorluklara rağmen, yani tüm sıkıntılar bu sezon da yaşandı. Geçen sezon da yaşanmıştı. Başkan evet. değişti, hoca değişti. Ona rağmen Galatasaray şampiyon oldu. Bu sezon da işte yönetimsel krizler oldu. Forvetsiz oynadı. Bir sene Galatasaray ibrasızlık oldu. Öyle burada bir nefes alalım. Devam eden maçlarımız evet. var. Evet. Biliyorsunuz işte Ankara Gücü Fenerbahçe, Erzurumspor evet. Fenerbahçe maçı var. Ankara Gücü Sivasspor maçı var. Onların da ilerleyen dakikalarında hem sonuçlarını belirteceğiz. Bu arada da gayet güzel özet yaptınız. Hakemdi, rakipti, forvetsizlikti, ekonomik zorluklardı. Her şeye rağmen şampiyon olan bir Galatasaray var. Ne diyorsunuz Sayın Tambur Hocam? Ben diyorum ki evvela şu parayı bağlayayım. Paraya yine döneriz. Peki. Paraya döneriz. Şampiyonluk için ne diyorum? Evet. Vallahi bir... Yani bu başarıyı kime yazmalı? Bir görüntü var. Ha, başarıyı kime yazacağım? Eisenhower'a. Eisenhower, evet. Soru soruyorlar. Diyorlar ki... Normandiya çıkartmasındaki başarıyı kime yazarsınız? Eisenhower'dan cevap geliyor. Eğer başarısızlık olsaydı kime yazacaksak ona yazardık. Yani? Yani spor, futbol, savaş, hayatta her bir şey bir strateji takip eder. Evet. Bir planı vardır. Ama bu işin bir galibi bir de mağlubu vardır. Onun için bıçak sırtı gibi olan işlerde kim eleştirilir? Başkan, yönetim, teknik direktör. Onlar eleştirecekti. Galatasaray şimdi bıçak sırtından öbür tarafa geçti. Katılıyor musun sevgili Burhan? %100 katılıyorum. Eğer Galatasaray dün mesela mağlup olsaydı Başakşehir şampiyon olacaktı. Ve bu noktada maç özelinde Fatih Hoca eleştirilecekti. Daha önce kaybedilen puanlar tartışılacaktı. Özellikle yönetim de ki şu an yine eleştireceğiz biz yönetimin bir sezon boyunca yarım sezon boyunca santraforsuz bıraktığını takımı yine onu eleştireceğiz. Olumsuzlukları yine, mutlaka var. Yine eleştireceğiz. Ama rengini... tabii şöyle olacak. Eğer dün Galatasaray kaybetseydi şu an bunlar kesinlikle konuşulacaktı. Ama şu an tamamen başarı tabii ki konuşuluyor. Haklı olarak hak edilmiş bir şampiyonluk ve başarı var. Ama şöyle biz ben yine mesela affedemiyorum sezon başındaki olayları. Yani çünkü şampiyonluğu kazandık. Evet ama Şampiyonlar Ligi'nde de bu takım çok daha başarılı olabilirdi. Oraya da geçeceğiz. Birazdan bir bağlantımız olacak. Yunus Bayram'a bağlanacağız. Aslında bu şampiyonluğun yani çok takımı takip eden, takımın içinden inside story dediğimiz haberler verebilecek bir özelliğe sahipsin. Bize, bizim bilmediğimiz, izleyenlerimizin bilmediği
3 tane temel konu söyle ki, başlık söyle ki Galatasaray'ı manşeti en öne çıkaran şey olsun. Manşeti öyle koyalım ya. Yani. Şimdi belki izleyicilerimize klasik de bulacaklar da ben çok fazla bilinmeyen bir hikayeden bu sezonu özetleyeceğim aslında. Nedir o hikaye? Biraz 20 yıl öncesine gidip bu sezona bağlayacağım ve bu sezonki ortamı çok çok geriye gitmeyeceğim. Hayır, sadece oradan bir anekdot vereceğim. Sevgili Osman abi de bu konuyu bilir. Yıl 99, ülkemizin en büyük acılarından biri yaşanmıştı, 17 Ağustos Doğrudur. Depremi. Ve o sezon Galatasaray'da ikinci sezonunu geçiren Claudio Taffarel, ailesi çok korkuyor ve gitmek istiyorlar. Ülkelerine dönmek istiyorlar ve bunu hocaya bildiriyor, Fatih Hoca'ya. Fatih Hoca da öyle şey olmaz diyor ve bütün takımı Florida topluyor ve Florida çadırlar kuruluyor. Birlikte yatıp birlikte kalkıyorlar ve Taffarel o sayede kalıyor. O dönemi iyi hatırlıyorum. Evet. Bu sezon da sezon başında... O kadar dramatik değil ama bu sezon. Bu sezon o kadar dramatik değil ama yine çok büyük sıkıntı. Takımın gol kralı gitti mesela, yollandı. Feghouli geçen sezon çok büyük hayal kırıklığı, hatta Dursun Özbek yönetimi eleştirilerinden biriydi. Yani çok en çok eleştirdiği, aldığı transferlerden biriydi. Maicon Belhanda'dan sonra Feghouli'ye bu kadar para verildiği hiçbir şey yapmadı. Feghouli'yi Fatih Hoca sezon başında 11'de oynatmamasına rağmen ikinci yarının, hatta sezonun yıldızı yapmayı başardı. Tekrar arasında bağ kurarak. Sevgili Burhan, evet, sözünü balla bölüyorum. Yunus, sevgili Yunus Bayram hattımızda galiba. İyi akşamlar sevgili Yunus. Trabzon'da işler nasıl? Galatasaray'ın şampiyonluğu oradan nasıl yaşanılıyor, nasıl hissediliyor? Değerli hocam, Hasan hocam, hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar sevgili Yunus. Burhan hocam, Burhan kardeşim, hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar. Öncelikle Hasan hocam, harika görünüyorsun. Programın açılışı mükemmeldi, sunumun harikaydı. Estağfurullah efendim. Sizin yerinizi dolduramayız. Estağfurullah hocam. Trabzon'dan hepinize iyi akşamlar diliyorum. Trabzon, bildiğiniz gibi bir futbol şehri. Büyük bir maç oynadı ve kazanmayı bildi. 22. şampiyonluğu Mayıs ayına damgasını vuran, kupalara damgasını vuran Galatasaray'dı. Biz bu stüdyoda çok konuştuk. Osman hocam ve Hasan hocam, sizler Başakşehir'in şampiyon olacağını söylemiştiniz. Doğrudur. Elimizde de kayıtlar var. İtiraf edelim, doğrudur yani. Beşer şaşar ya. benim sezon başındaki şampiyonluk adayım Trabzonspor demiştim ama bir talihsizlikler yaşamıştı, olmadı. Ama ikinci bir takım hiçbir zaman telaffuz etmemiştim. O takım da şu an şampiyonluğu, 22. şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray camiasını, Galatasaraylıları kutluyorum. Kısaca ligin özetini yapacak olursak, yine ligin sonuna getiremeyen bir Başakşehir vardı. Hüsrana uğramış ve son sezonunu yaşayan bir Beşiktaş vardı. Ve şampiyonluğa ulaşmış. Aslında ilk yarıda çok kötü bir oyun performans sergileyen, Osman hocamın da taktiksel anlamda ne oynadığını anlamadığı bir Galatasaray vardı. Ama o anlamadığı Galatasaray şampiyon oldu yani. Demek ki ben anlamıyorum. Ligin ikinci yarısında ama dönüşleri imza atan Fatih Terim'in de etkisiyle, Burhan kardeşimizin de dediği gibi, bence Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan Feghouli, Belhanda ve Onyekuru isimlerini ön plana çıkarabilirim. Güzel bir şampiyonluk oldu. Videoya yardımcı ekran vardı. Doğrusuyla, yanlışıyla, hatalı kararlarıyla bir sezonu da geride bıraktık. Çok güzel bir sezon geride bıraktığımıza inanıyorum. Önümüzdeki sezon daha güzel karşılaşmalar izleyeceğimizi düşünüyorum. Burada Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak. Şimdi yönetimsel başarının burada ortaya çıkacağı bir size katılıyorum geliyorum. Sevgili Yunus. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Harika bir katkıda bulundunuz. Laf aramızda biz bizeyiz. Kendi aramızda top çeviriyoruz. Osman Hoca'nın bütün hocam sezon boyunca yaptığı olumsuz gibi görünen eleştiriler aslında bir, nasıl söyleyelim, ne derler size, totem mi diyorsunuz? Yani bir uğur yapıyordu kendine göre. Yani evet, Galatasaray şampiyon olmaz diyerek Galatasaray'ın şampiyonluğunu istiyordu. Bugün o gerçekleşti yani. Harika görünüyorsunuz. Çok fazla da tutmayayım. Trabzon'dan hepinize selamlar. Teşekkür ederiz. Gelecek sezonun ciddi anlamda yapılanmasını yapan altyapıdan oyuncularıyla, hocasıyla, camiasıyla Trabzonspor'dur diyorum. Buradan imzamı atıyorum. Hepinize saygılarımı teşekkür sevgilerim ediyoruz. Sağ ol, haftaya görüşmek üzere sevgili Yunus. Görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, bir tablomuz olacak. Galatasaray 5. yıldıza doğru gidiyor. Dolayısıyla 22 şampiyonluğu oldu. Buna en yakın kulüp Fenerbahçe. 19 şampiyonluk. Beşiktaş'ın 15 şampiyonluğu var. Trabzonspor'un 6 şampiyonluğu var.
Bursaspor'un da bir şampiyonluğu var. Başakşehir olmuş olsaydı. Şimdi şu bu ülkede Galatasaray'ın üstünlüğünün dışında bir takım konuşulabilir mi ya? Kesinlikle hayır. Veya bu tartışmaya açılabilir mi? Nettir, kesindir, anlaşılmıştır her kesim tarafından. Galatasaray'ın bileği bükülmez. Elde ettiği başarıların herkes gerisindedir ve herkesin de Galatasaray'ı kıskanması, imrenmesi doğaldır ama alkışlaması mecburidir. Kesinlikle katılıyorum Osman abiye. Zaten 2000 yılında bence bu netleşmişti. Çünkü Türkiye, Türk sporunun en büyük başarısını gerçekleştirmişti Galatasaray. Ve sonra o noktadan sonra başka bir takım Avrupa Kupası kazanana kadar o kesin ve nettir. Türkiye'nin en büyük kulübü Galatasaray'dır. Şimdi şu noktada çok büyük bir psikolojik üstünlük sağladı Galatasaray. Yani 22-19 hem yıldız bazında hem de aradaki fark bazında. Şimdi Beşiktaş 8 sene üst üste şampiyon olması lazım Galatasaray'a yetişebilmesi için. Fenerbahçe'nin aynı şekilde 4 sene üst üste ki bu pek de olası gözüken ihtimaller değil. Galatasaray bu noktadan sonra özellikle bu psikolojik üstünlüğünün yarı sıra mali olarak çok büyük bir makas açacak. O nokta çok önemli. Bu övgüleri hak eden şampiyonluğu, taçlandıran şampiyonluğu da kutlama anlamında arkadaşlarımız birazdan ekrana getirirler diye düşünüyorum. Çünkü şu anda bütün Türkiye'de bu 22. şampiyonluğun coşkusu yaşanıyor. Sayın yönetmenimiz Fırat Bey'den rica edelim. Bize kutlamaların olduğu bölümü getirirse seviniriz. Tabii Mustafa Cengiz Başkan'ın açıklamaları var. İsterseniz önce o hazırsa oradan başlayabiliriz. Çünkü bu şampiyonluk onun için çok şey anlamı ifade ediyor. Dolayısıyla siz de zaten hem eleştirdiniz hem de şampiyon tebrik olduğu gece tebrik ettiniz. Sayın Başkan da size aynı nezakette cevap verdi. Demek ki bu eleştiriler aslında Galatasaray kültürünün bir geleneğidir Osman abi zaten. Yani eleştiri olmazsa olmaz yani. Şunu gönlüm istiyor ve yaşıyorum da. Bir okullu okulsuz kavgası var Galatasaray'da. Evet, aslında bu kavga değil. Yok, suni bir. Aslında bu kavga değil ama çözümlenmesi gereken bir problem, bir sorun. İnsanlar niye böyle düşünüyor? Galatasaray liseliler niye böyle düşünüyor? Şunu açık ve net söylerim. Zaten ikinci bölüme bıraktım onu ama Galatasaray Lisesi, rahmetli Ali Samiyen iyi ki bunu Galatasaraylılar, liseliler için kurmuş. Tüzükte evet. Öyle yazar çünkü. İyi ki kurmuş, Galatasaray Lisesi'nin olmamasında bu Galatasaray'ı diğer sıradan takımlardan ayırmak Mustafa Cengiz olmaz. Başkan liseli mi değil mi? Değil. Değil. O zaman Sayın Mustafa Başkan'ı dinliyoruz. Sayın Cengiz. Ligde mücadele eden 17 rakibimize de saygılarımı iletiyorum. Onlarla büyük mücadele yaptık. Onların da bütün verdiği emeklere teşekkür ediyorum. Başakşehir'i de tebrik ediyorum. Kıran kırana bir maç oldu. Onlar da Şampiyonlar Ligi'nde inşallah ülkemizi en güzel şekilde temsil edip ülkemizi gururlandırırlar. Tabii ki ben Galatasaray Başkanıyım. Öncelikle Galatasaray'ın başarısının devamını diliyorum. Mücadeleye devam ediyoruz. İnşallah 3. kupayı da alırız. Ve inşallah Şampiyonlar Ligi'nde bayrağı Türk milleti adına en yükseklere taşır ve dikeriz. Bugün maçı aslında taraftarın gücünü herkes gördü. Bütün dünya gördü. Taraftarın nasıl maç çevirdiğini bunu hep söylüyorum. Her maçta çok anlamlı. Biz eğer 2-0'dan 2-1 olsaydı belki bugün buruk bir sevinç olacaktı. Ama yenilgiden bizim artıya geçmemiz, bir geri dönüş yapmamız hem taraftarı hem de camiayı birbirine bağlayan çok önemli bir tılsım, bir ruh, bir kıvılcım. Ben futbolculara ve taraftarımıza çok teşekkür ederim. İşte olay bu. Yani spor adamının yapması gereken konuşma bu. Ne dersin sevgili Burhan? Evet, başkanın konuşmasını keyifle izledim ben de maçtan sonra. Mustafa Cengiz Başkan'ın da ikinci şampiyonluğu oldu. Onun için de sıkıntılı bir süreçti. Sıkıntılı süreçlerden geçti. Şimdi zaten önümüzdeki günlerde bizim transfer dönemiyle birlikte en çok takip edeceğimiz dönem yönetimsel konular olacak. Çünkü başkanın şampiyon olduktan sonra seçime gitme gibi bir düşüncesi vardı. Şimdi zaten gündeme çıkacak yakında o konular. Onun için çok önemliydi bu şampiyonluk. Ve geçen sezondan sonra bu sezonda şampiyon olması, 2 sene üst üste şampiyon olması adını tarihe geçirdi.
kim beğenir beğenmez, eleştiririz eleştirmeyiz ama adını tarihe yazdırmış oldu Mustafa Başkan da. Yöneticiler için de aynı şekilde. Şimdi bu şampiyonluk birçok dengeyi de değiştirecek kulüp içinde baktığımızda. Zaten diğer takımlar içerisinde... İsterseniz burada bir es verelim. Birazdan bir telefon bağlantımız olacak. Yazı İşleri Müdürümüz, eski spor müdürümüz Sadık Söztutan abiye bağlanacağız birazdan. Siz hepiniz de tanıyorsunuz. Burhan Can, kulüp içindeki dengeleri değiştirecek bir şampiyonluk dedi bunun için. Katılıyor musunuz? Katılıyorum ama katılmadığım yerler de var. Sana değil, Galatasaray'a. Galatasaray şirazesinden çıktı. Bir prensip, ilkeler bütünüydü Galatasaray. İbra edilmedikten sonra Sayın Başkan seçime gitmedi. Bekledi ki şampiyon olunsun, ondan sonra gidesin. Bunların hepsi yanlış. Yanlış, kesinlikle katılıyorum. Ben ilkelerine bağlı, Galatasaray'ın örfünü, adetini seven bir insanım. Ona omuz veren bir insanım. Onun için de Mustafa Cengiz'in hiç olmazsa hatasından vazgeçip şampiyonluk ertesi derhal istifa edip seçime gitmesi lazım. Evet, burada kalalım o zaman. Biz Sadık Bey hattımızda. Sadık abi, iyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Osman abiye de saygılar. Sevgili Başka Sadık, nasılsın? Abi teşekkür ediyorum. Tebrik ederim sizin şahsınızda. Sağ ol canım benim. Sağ ol. Çok naziksin. Sevgili Burhan Can Terzi de burada. Merhaba hemen Sadık abi. Merhaba. Burhan Can, merhaba. Merhaba Sadık abicim. Seni de tebrik ediyorum. Teşekkürler. Futbolcular kadar katkın var senin ya. Aynen öyle. Eyvallah, eyvallah. Sadık abi, isterseniz şöyle başlayalım. İbra edilmeyen bir yönetim. Söylemlerinden dolayı başkanı, teknik direktörü ve yardımcısı ceza alan bir takım. Bütün zorluklara rağmen sezonu şampiyon tamamladı. Bunun sırrı nedir ve nasıl yorumlarsınız? İki sebebe bağlıyorum. Birincisi, buyurun, Türkiye'de futbolun kalitesinin düşük olmasına, ne yazık ki Galatasaray'a yeterince rakip olamayan takımlara. İkincisi de Fatih Terim adına karizma mı diyeceğiz, aura mı diyeceğiz, başka kelimeler de bulabiliriz. Yani tarzla diyebilirsiniz abi. Ne? Bir tarzla diyebilirsiniz. Tarz diyelim, belki bir fenomendir, doğrudur. yani içinde birçok şeyi barındıran, olumlu olumsuz. Neyse, bu güzel günde Galatasaray'ın vermeyeceğini düşünmeyelim. Netice itibariyle Galatasaray elbette bu 18 takım içinde bu işi hak etmiş olan takımdır. O işin bir tarafı ama futbolumuza bakarsak çok da gurur duyacağımız şeyler yok ne yazık ki. Bizim ligimiz gerçekten bu kadar zor mu? Zorluktan bahsetmiyorum ben. Yani ligimizin futbol ahlakına, futbol... O manada soruyorum abi. Yani etik anlamda, kültür anlamında, yarına bırakacağımız miras anlamında. Prensiplerine. Ya Türkiye 100 senedir futbolla yatıp kalkıyor. Dünyada bizim kadar futbola aşık başka vardır tabii ama yani top yetin neredeyse hani 80 milyon futbolla ilgili ama elde ne var? Kendi içimizde yersiz kavgalar. Birisi şampiyon oluyor. Ne yaptık? İşte 100 senede bir UEFA kupamız var. Bir tane de dünya üçüncülüğümüz var. Yani bu mudur? Eloğlu 7-8 milyon ülkeler kupaları kaldırırken, yarı finaller, finaller oynarken biz burada onların yıldız futbolcularını tartışıyoruz. Yani futbolumuzu tabii ki bir akşamsa bir programda kurtarmak mümkün değil ama Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlarken bazı şeyleri de unutmamak lazım. Galatasaray başarmıştır. 8 puan geriden gelmek, herkesin 2 gündür söylediği şeyi biz de söyleyelim. 8 puan geriden gelip de kapatmak, öne geçmek, şampiyon olmak kolay bir şey değil elbette ama ya futbolumuzun kalitesini de ne yazık ki abartmayalım. Yani öyle bir durumumuz var. Peki, anlaşıldı. Şey diyelim o zaman, Başakşehir bu yarışı bugüne kadar renklendiren, çok öne geçip 8 puanlık krediyi eriten, son maçta da şampiyonluk altın tepsi içerisinde rakibine hediye eden bir Başakşehir var. Abdullah Avcı'nın Türkiye'deki 10 binden bahsedilir, 10 bine yakın teknik direktörden bahsedilir. Büyük küçük her neyse, yani Futbol Antrenörleri Derneği'nin rakamlarına göre efendim 5 bin olsun fark etmez. Bunlar için de bir kere elit kategoriye yükseldiğini söyleyebiliriz. Yani Türkiye'de bir Abdullah Avcı gerçeği var. Bu bir. İkincisi Türkiye'de işte yok efendim iktidarın takımı, yok bilmem kimin kullanan takımı, hakemlerin takımı, öyle bir şey boş olduğu ortaya çıktı. İki.
Maç öncesi Türkiye'de 3 senedir ligin ilk yarısını lider bitirip ligi kaybetmek bence Başakşehir'i dağılma sürecine götürecektir. Peki gerçekten bu dağılma süreci hızla gelişir mi, olgunlaşır mı? Futbolcuların ne kadar talip çıkacağına, futbolcularına talip çıkacağına bağlı. Yani ben Edin Bilsan'ın önümüzdeki sene Başakşehir'de devam edeceğini düşünmüyorum mesela. Bunun gibi Mahmut, efendim İrfan Can, diğer bazı yabancı oyuncular, bunlar eğer Bişka, İlya. Tabii. Yani Bişka'ya mı kısa söyledim. Bütün bunlar Elya, bunlar kapışılırsa aynı havayı bulması çok zor bence. Çok teşekkür zaten ediyorum. Renk kattınız programımıza. İlerleyen programlarda yeniden görüşmek üzere. Ben İnşallah bu stüdyoda olursunuz. Selamlar, iyi akşamlar. Sağ olun, teşekkür ederim. İyi akşamlar Sadıkçığım. Bak, Sadık Söz Sultan bir yol açtı bana. Evet. Galatasaray başarmıştır ama başarılı değildir. Tam tersine Başakşehir başaramamıştır ama başarılı bir ekiptir ve teknik direktör. 5 yıllık bir kulüp özüne şimdi, baktığınızda. Şuna bakalım. Bir Abdullah Avcı, bir Fatih Terim. Fatih Terim'in elinde ne olursa olsun Galatasaray gibi bir marka var. Evet. Arkasında her maça 50 bin kişiyle stadı dolduran bir taraftar grubu var. Medyada hep birinci sayfada yeri var. Buna rağmen nefes nefese, tık nefes kıl payı 1-0 geri düştükten sonra, adam tokatladıktan sonra buraya geliyorsa, Abdullah Avcı'nın seyircisi yok. Stadını dolduran hiç kimsesi yok. İmkanları birinci sayfada yeri hiç yok. Medyası yok diyorsunuz. Medyası yok. Evet. Ve buna rağmen son dakikaya kadar ve de 3 senedir bakın götürüyorsa bu işi, helal olsun Abdullah Avcı'ya. Bu nüansları görmemiz lazım bizim. Hepimizin o zaman yani pes etmemeli, devam etmeli mi rekabete? Hayır, onu da söyleyeyim. Evet. Abdullah Avcı bu sene Başakşehir'den gider. Ve gitmelidir de. 3 sene şampiyon olamamış bir insan. 4. senede artık aşkını ve sevk ve idaresini kaybedebilir. Ve hak etmiştir. Onu aşan sebeplerden ötürü şampiyonluk engellenmiştir. Engellenmiştir diyorum bak. Başarısız olmuş ama, başaramamış ama sadece kendi fonksiyonel durumlarıyla değil, başka şeylerin de devreye girmesiyle. Abdullah Avcı'nın gideceği en iyi yer Beşiktaş'tır. Onu da söyleyeyim. Bir galiba sevgili Burhan, araya giriyorum. Fatih Terim Hoca'nın bir açıklaması var. Ondan sonra sözü tamam, size vereceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi tabii Fatih Hoca'yı eleştiriyoruz ama... Çok güzel bir şampiyonluk. Herhalde ileriki günlerde daha detaylı konuşuruz ne oldu, nasıl oldu ama gün itibariyle alnımızın akıyla hak ettiğimiz, alnımızın terini de hak ettiğimiz güzel bir şampiyonluk. Birçok şey atlattık. Ama her kriz bizi biraz daha birbirimize bağladı. Hocam stüdyomuzu galiba konukları var. Kazanmak ne güzel. Tabii, sen oradaydın. Dün gece oradaydık tabii. Maç çıkışı da hoca basın toplantısına gelemedi. Maç sırasında hakem tarafından tribüne gönderildiği için kurallar gereği basın toplantısına gelemedi. Yoksa
Bu olay basın odasında gerçekleşti. Geçen sezon da olduğu gibi. Geçen sezon İzmir'de olmuştu aynısı. Doğrudur. Çok renkli bir kutlama tabii. Futbolcuların da burada hocayı ne kadar çok sevdiğini gösteren bir tablo. Benim Osman abiye bazı noktalarda itirazım olacak. Şu noktalarda Abdullah Avcı, Fatih Terim meselesinden. Şimdi Galatasaray markası ve Galatasaray medyası Mustafa Deniz'in elinde de vardı. Ricard'ın elinde de vardı. Gerets'in elinde de vardı. Yani sadece bu Galatasaray'ın büyüklüğü Fatih Terim'e bahşedilmiş bir olay değil diye düşünüyorum. Yani 9 sezonu tamamladı, 9 sezonu 8 kere şampiyon bitiren adam bence bütünleşmiştir diye camiada düşünüyorum. Abdullah Avcı konusundaysa da hala Abdullah Avcı'ya insanlar genç gözüyle bakıyor ama 56 yaşına geldi. Doğru. 63 doğumlu ve şu ana kadar hani lig şampiyonluğunu geçelim hiçbir kupası yok. Türkiye kupasını da alamadı. Milli takıma geldi, oradan gönderildi. 56 yaşında artık bir başka bir takıma geçmesi lazım. Araya girmek durumundayım, özür diliyorum. Yani 48 yaşında Fatih Terim UEFA'yı almıştı. Çok 56 doğru ama yaşında yani Abdullah Hoca. Abdullah Hoca için bir başlangıçta hep başlangıçları yaptı. Sıfırdan takım kurdu. Yani bu çalıştı, takım artık kaçıncı senesi? Çalıştığı takım da ama her sene üst üste koyarak geldi. Dördüncülük. Bir de dezavantaj diye düşündüklerimiz üçüncülük, belki de bazen ikincilik, avantaj olabilir ona mesela. Evet. Seyirci baskısı olmaması gibi katılıyorum. Diye düşünüyorum. Ben şimdi Osman Burak. Hocam sözü size vereceğim ama önce Fatih Hoca'nın 19 kupalı imparator diye tarif edeceğimiz bir başlığı var. Futbolcular da nitekim basın toplantısına katıldıklarında imparator diye hocalarını alkışladılar. Siz kazanırsa imparator derim demiştiniz. Bugün imparatorluğunu kabul ediyor musunuz derim? Ben kabul edip etmemek benim elimde olsa ben imparatorluğunu sökerim alırım elinden. Niye? Çöker alırım çünkü hak etmiyor onu. Şimdi Burhan'a da cevap vereceğim. Buradaki notlarımdan da konuşacağım. Evet, bakın. Buyurun. Türkiye'de bir şey arız oldu. Birilerinin dümen suyunda gitmek. Diyorsun ki sen Mustafa Denizli de geldi, bir başkası da geldi. Yapamadılar. Yapamazlar çünkü Fatih Terim'in becerileri onda yok. Ne diyor Fatih Terim? Şimdi basın toplantısında da değil. Galatasaray televizyonunda alnımızın akıyla diyor. Hayır, alnımızın akıyla değil. Gidip rakip teknik direktörün yardımcısını tokatlamak alın akı değildir. Onunla alakası bileğin, değil olmaz bence. Değil, tabii olmaz. Bileğimizin gücüyle kabul ederim. Çünkü o tokatın içinde bilek de var. Sahada oynayan futbolcuların ama bilek gücü manasında da gelir. Maç o yumrukla kazanılmadı. İsterseniz gerçekleri konuşalım. Fatih Terim dediğimizde, müsaade edin. Fatih Terim dediğimizde bir UEFA kupası var. 8 Süper Lig kupası var. 3 Türkiye kupası var. 3 Türkiye Spor Yazarları Derneği kupası var. 2 Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupası var. 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası var. Böylesine hak edişi olan bir kariyere eğer imparator demiyorsanız derim ki saygı duyarım. Bu da sizin görüşünüz. Sen bana söylüyorsun ben imparatorluğu bir daha söylüyorum. Geri alırım, apoletini sökerim. Çünkü hak etmiyor. Senin yani etik değerler anlamında. Etik değerler adına hak etmiyor. Her sefer insan tribüne gönderilir mi? Bakın Orhan Ak soyunma odasına gidiyor. Fatih Terim bir üste çıkıyor, daha rahat görüyor maçı. Oradan sesleniyor. Bütün yasalara mugayir olmak, yasalara karşı olmak, yasaları tanımamak bir imparatoru imparator yapmaz, diktatör yapar. Orada duralım derim. Bir dakika. Orada yasak değil ki ama. Tribünden izlemesi yasak değil ki. Tokat atmasından yani bahsediyorum. Kurallar içerisinde hakem, oyunu kazanmak Konya diye maçında, Konya maçında berabere bitti. Santra'da hakeme böyle yapıyor. Bu maçtan sonra hakemin elini sıkıyor. Fatih Terim'in kendine göre bir gustosu var. O gustoda aklı başında olan hiç kimseye uymaz, bana uymaz. Ama öyle bir hal oldu ki bastır parayı konuşturma. Bastır parayı konuşturma. Kime bastı? Hayır. Fatih için söylemiyorum bunu. Genel anlamda. Bitir parayla, hallet işi. Hasan'ın lafına da şimdi cevabım var. Buyurun efendim. Diyor ki şu kadar kupası var, UEFA kupası var, bilmem nesi var. Hangisini yok sayarız? Bir dakika. Ben başka şeyden bahsediyorum. Bu kadar kupası var, yok sayamazsın. Mafyanın da her bir gücü var. Takdir eder misin mafyayı? Şimdi ama yani hayır, bir tanımlamada bulunuyorsunuz. Hayır. Mafyanın da her bir gücü var. Arsaları var, parası hayır. Var, gaspı var. Hayır, gaz takdir edilecek bir şey. Bu kupaları kaba kuvvetle almadı ki ama sonuçta. Hani gasp etmedi ki. Ben benzetme yapıyorum. Hayır, oraya taşıma. Tamam, hayır. Fatih Terim'in kendine ait bir gustosu var dedim. Tamam, ama bunu reddetmiyor ki. Reddetmek, ben böyleyim diyor. İçimde ne varsa bu bir karakterdir diyor. Yani. Tamam, ben de diyorum ki o imparatorluğu verenlerin başında ben varım. Evet. Şimdi bana sorarsan geri alırım. Toplum veriyorsa da sesimi etmem. Ben de alkışlamaya devam ederim. Çünkü ben de bu toplumun bir ferdiyim.
sırf karardan bir Galatasaraylı dolayı, olarak, bir spor yazarı olarak, evet, böyle bir başarıya ismi Fatih Terim olmasa nasıl, evet, yad ederdiniz, nasıl anardınız, nasıl hakkını i̇smi, teslim ederdiniz? Gene yanlış tanımlıyorsunuz. İsmi Fatih Terim olmasa değil. İsmi Fatih Terim olabilir ama Fatih Terim'in yaptıklarını yapmıyorsa takdirle anarım. İsmi Niyazi olur ama Fatih Terim gibi ise onu da takdirle anarım. Ben de diyorum sportif yani başarıyla kişiler, bunu ayırmak lazım ama. Kişiler önemli değil. Aslında Osman Hoca çok önemli bir noktaya temas ediyor. Diyor ki fair play sporun ruhunda vardır. Centilmenlik sporun ruhunda vardır. Bunun, çünkü siz modelsiniz, rol modelsiniz. Gençlerin önünde, sizi izleyenlerin önünde, çocukların önünde. Yarına vereceğiniz mesaj olarak öyle bir Fatih Terim portresi ortaya koy ki herkes büyük bir saygıyla seni alkışlasın. Gidip de rakip takımın oyuncusuna, teknik direktörüne el kol hareketi dahi yapma. Türkçe'de diyor. Ne deriz biz? Nezaketin mektebi yok. Evet, doğru. Teknik direktörlüğün de mektebi yok. Her iki mektepte de onu dolduracak bir adam yoksa o zaman kıymeti yok bu işin. Hem nezaket yok hem teknik direktörlüğün mektebi yok. Yoksa olmaz bu iş. Ama buna da diktatör diyemeyiz tırnak içerisinde. Diktatör diyemeyiz. Ya şimdi kelimeleri seçip bir şeyler söylemeyin. Evet. İmparator'a da ben o zaman itiraz ederim. İmparatorun verilmesinde, evet, en büyük pay sahiplerinden biri. Bir konuğumuz var. Telefonda tamam, bir bakalım. Barış Hocam malum bilim adamı, Fenerbahçe'nin eski yöneticisi. Bakalım o Fatih Hoca'nın Galatasaray'ın başarısını nasıl dile getirecek. Tebrik edecek mi sizi? Sizi de her ikinizi birden soruyorum. Barış Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar Hasan abicim. İyi akşamlar Sayın Tamburacı. Sağ ol. Umarım. Sağ ol Barış kardeşim. Ya beyefendinin adı Barış. Savaş çıkarır mı şimdi hiç? Bilemem. Gelseydin, gelseydin ya. bu akşam çok olmak istedim orada. Ancak evet. 40 tane emniyet mensubu dostlarımızla ihtar, aynen, yaptık. Maçı seyrettik, evet, hep beraber. İçlerinde Erzurum sporlu olanlar vardı. Bayağı bir üzüldüler. Evet. Ama tabii takip ediyorum, sizi de dinliyorum. Aynı zamanda telefondan ve internet üzerinden. Sizi de, Osman abi size de aslında çok dürüst ve Galatasaraylı olmanıza rağmen çok hoş bak. Bu yüzden de tebrik ediyorum. Yani Yiğit öldürüyorsunuz ama hakkını yeme işte. Sayın yani, Tamburacı'nın açıklamaları Fenerbahçelileri mutlu, evet, ediyor mu? Yani şöyle, mutlu etmesi değil tabii konu olan Hasan abicim ama şunu söylemek istiyorum. Yani ben öğretim elemanıyım biliyorsunuz. Öğretim üyesi diye geçiyor İstanbul Üniversitesi'nde benim titulumda. Şimdi bakın, öğretimle eğitime hep ayırmak gerektiğini söylüyoruz. Diyoruz ki biz aslında üniversitelerde hem öğretim hem eğitim vermeye çalışıyoruz. Bakın açık öğretimde evden televizyonla öğretimi yapabilirsiniz. Ama eğitim ilkokulda değil, daha ilk çağlarda, ilk yaşlarda evde başlıyor. Terbiye ve adab bambaşka bir şey. Yani burada Sayın Tamburacı'nın söylemlerine katılmamak mümkün değil. Biz ne diyoruz? Futbol barıştır, evrenseldir, güzelliktir, mutluluktur. Yani bunu da en fazla takip edilen, önde olan isimler, futbolcular, teknik direktörler bunu sergilemek zorundalar. Ben bir eğitimci, bir öğretim üyesi olarak, bir eski yönetici olarak tabii ki tebrik ediyorum. Ancak yönlemim ve bir tarafımın kırık olduğunu da söylemeden geçemiyorum. Neden geçemiyorum? Bakın, bir Çaykur Rize, bir Beşiktaş maçı, bunları konuşmak lazım. Eğer böyle haksızla, adaletsizce, hukuksuzca bu kazanımlar olup, hatırlayın daha bir hafta önce, ondan bir hafta önce Fenerbahçe maçında Filip Elmas'ın faulünü bir hafta konuşup gündem yaratıldı Türkiye'de. Ama ondan sonra çıkıldı, ne dendi? Dendi ki bir taçı konuşmayalım. Taçı konuşmuyorsunuz ama bu taç skora ve sonuca etki etti. Bugün Beşiktaş'ın yarıştan kopmasına sebep oldu. Bugün Başakşehir'in şampiyonluğu belki kaybetmesine neden oldu. Yani bir Çaykur Rize maçı yaşadık. Bunları hiçbir zaman göz ardı etmeyelim. Kimse böyle taçı konuşmasın adalet, demedi ki. Hukuksuzca olunca çok keyif vermiyor bu işler. Burhan'ın bir sorusu var Barış Hocam. Hayır, kimse taçı konuşmasın diye Galatasaray tarafından bir açıklama geldiğini ben hatırlamıyorum ki. Zaten ilk yarıdaki Fenerbahçe maçında da Galatasaray'ın taçtan dolayı canı yanmıştı. Yo. Yani çok iyi hatırlıyorum. Siz takip ediyorsunuz Galatasaray'ı, evet, bence. Evet. Çok net bir açıklama vardı. Ne? Fatih Hoca dedi ki bir taçı, yani hatta başkanları dedi, bir taçı konuşmayalım dendi. Öyle değil mi? Bakın, o bazı şeyle mesela Fatih Hoca şöyle sonra, de bir açıklama sonra, yapmıştı. Hakemdir sonra, hata yapar diye açıklama yapmıştı. O da ironiydi. Sonra, bazı bakın, ironileri sonra, bence Fenerbahçe cephesi istediği gibi algılıyor diye düşünüyorum. Yok, hiç kesinlikle, evet, öyle bir şey olmaz. Fenerbahçe cephesi olarak hiçbir zaman tarafım olmaz.
Ama ben her zaman haktan, hukuktan ve adaletten yanayım. Kesinlikle benim hiçbir zaman tarafım olmaz. Ancak bir faali konuşup da ertesi hafta bir taçı konuşmayalım demek bence çok haklı ve hukuklu bir yaklaşım değil. Yani bunu böyle görmek lazım. O yüzden tebrik ediyoruz ama dediğim gibi benim hani bir tarafım kırgın bu konuda. Ben bugünkü maça gelince ondan da bahsetmek isterim. Buyurun efendim. Erzurum maçında Ersun Yanal'ı nasıl eleştiriyorsak Galatasaray'ı şampiyonluktan ettik diye bir demeci verdi ve bugün ama edemedi, Galatasaray şampiyon oldu. Evet yani bunu söylemiştik de o zaman çok hoş olmadı diye. Evet. Ama bugün yaptığı bir şeyi de takdir etmek lazım. Bakın düşme potasında bugün eğer Erzurumspor galip gelseydi Kayseri de bu potanın içinde olacaktı. Fakat bugünkü sonuçta Kayseri kurtuldu. Göztepe ve Bursa bu şehirlere haksızlık edemem deyip gençlerle çıkmadı. Bu ligde ne kadar güzel sekiz bir lig olduğunun, Fenerbahçe'nin Erzurumspor'un ortaya koyduğu mücadeleyle gördük. Ben Fenerbahçeli olarak bu konuda gurur duyuyorum. Gayet temiz, gayet özverili bir şekilde, gayet saygılı bir şekilde çıkıp oynadılar. Ben Erzurum'da Mehmet Özdilek'in gittikten sonra o çıkışı yakalamışken Galatasaray'la beraber kaldıkları maçtan sonra söylemiştim. Çok iyi olmayacak. Aslında Mehmet Hoca'nın gönlünü kırmamak lazımdı. Erzurumspor bence ligde kalmalıydı. Çünkü Anadolu'dan biliyorsunuz Malatya'nın dışında bir temsilci kalmadı. Bu anlamda üzücü. Ben isterdim Erzurum'un ligde kalmasını. Erzurum adına çok üzüldüm. Çünkü çok özveriyle mücadele ettiler. Çok güzel maçlar çıkardılar. Bu sebepten Erzurum'a da taraftarına da bir şey söylemek istiyorum. Onlara da çok üzülüyorum. Yani 66. dakikada, 65. dakikada sahaya pek şişe atıp futbolcularının kendi motivasyonlarını bozuyorlar. Oysa ki bir beraberlik bile ümitleri son haftaya taşıyabilirdi. Bu konudan da, bu yüzden de taraftarın da bazı konularda sabırlı olması gerektiğini, bu tarz tepkiler vermemesi gerektiğini de bizim kanalımızdan, bizim programımızdan söylemek istiyorum. Hocam yani bugün... çok teşekkür ediyorum. Aslında evet. Çok güzel mesajlar da verdiniz. Şimdi Fenerbahçe Erzurum maçını kazanarak altıncılığa doğru bir yükselmenin yolunu açtı. Evet. Yani ligi 6. sırada bitirirse ya da daha yukarıda bitirirse bu Fenerbahçe için başarı olur mu? Gelecek sezonu nasıl yapılandırmalı? Şimdi kısa bir öz olur. Şimdi hep söylüyoruz. Fenerbahçe yarıştığı, katıldığı ve içinde olduğu tüm branşlarda, tüm müsabakalarda hedefi şampiyonluk ve birinciliğin dışında başka bir şey değildir. Biz böyle gördük, böyle öğrendik, böyle terbiye edildik. Fenerbahçe'nin altıncılığı bizim için çok büyük hüsran, çok büyük kayıptır bu sene. Maalesef böyle oldu. Ama gelecek seneden ümitliyiz. Ancak şunu söylemek lazım. Bu takımdan en az 10 kişi gidecek. Bu gelen futbolcuların da uyum süreci, senkronizasyonu, bunların hep göz önünde tutularak transferler yapılması lazım. Belki liglerimizden transferlerin çok daha fazla yoğunluk verilmesi lazım. Bu işin tek başına Damian Comoli'ye bırakılmaması gerekmekte. Bakın bizim zamanımızda da Karano ile yürüldü ama biz her futbolcuyu değerlendirdik. Futbolcuları araştırdık. Başkanımızın hep bir söylemi vardır. Karakterli futbolcular gelmeli Fenerbahçe'ye diye. Bu anlamda doğru transferlerin yapılması, karakterli futbolcuların alınması ve Fenerbahçe ruhunu sahaya yansıtacak futbolcularla devam edilmesi gerekir. Yoksa gelecek sene de çok büyük hüsran yaşarız ve ilk 5-6 maçtan sonra büyük sıkıntılara gebe olur kulüp. O yüzden rica ediyorum inşallah bu yeni yapılanmada buna göre futbolcular seçilir. Çünkü Fenerbahçe'nin bir sezonu daha, bir ayı daha, bir günü daha yoktur kaybedebileceği. Fenerbahçe seyircisi başarıya açtır. Bu sene bir takım şeyler dedik, değişim dedik, vizyon dedik. Bunlara göz yumabildi, seyirci bunu tolere edebildi. Ama bundan sonra Fenerbahçe'yi başarıdan başka bir şey beklemiyoruz. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Teşekkürler sevgili ben Barış. Ben teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar. Sağ olun canım. İyi akşamlar. Burhan galiba söyleyeceklerim var. Tabii şimdi kimseyi kırmak istemiyorum ama tabii benim de söyleyeceğim, konuşacağımız noktalar var. Galatasaray'ın hani sezon başından beri canı çok yandı. Yani millet son maçlardan böyle başarısızlıklarına pay çıkarmaya başladı. Özellikle bazı kulüp yöneticileri ama yani bu kulübün teknik direktörü ilk yarı 10 maç ceza aldı. Yardımcı antrenörleri, futbolcuları 5'er 6'şer maç ceza aldı. Ne istiyorlardı? Yani 34 maç mı ceza alsın istiyorlardı? Şimdi öte yandan
Yüce Atatürk'ün çok sevdiği, ben çok güzel bir sözü var. Bence çevik ve ahlaklısını severim. Evet. Evet. Ama ben ortada bir ahlaksızlık görmüyorum. Fatih Hoca'nın Atatürk'ün bu tanımına uyduğunu düşünüyorum. Ve futbolun içinde tabii ki de hırs olacak, ara sıra çıkışlar olacak. Yani eğer bunları görmek istemeyen de kusura bakmasın, golf izlesin yani. Hırs aklı örtmemeli ya diye ama de bir mesela bir de şöyle vardı, de bir algı var. Evet. Hani sadece münakaşayız Fatih Hoca gibi yapmış gibi gözüküyor da Şenol Güneş geçen iki sezon önce Kayer'in boğazına yapıştı. Yine son maçta Caner'in boğazını sıktı. Ama tabii Terim üzerinde böyle bir algı olduğu için bu taraftan da hep bunlar konuşuyor. Şenol Hoca'nın da mesela var aynı şekilde. Yani ya herkes şarkı söylüyor ama Zeki Müren hiç unutulmuyor. Herkesin sesi güzel. Evet. Herkes de güzel şarkı söylüyor ama Zeki Müren'in tadı başka. Aynı şekilde biri birinin gırtlağına yapışıyor, öbürü yapışıyor. Ama Fatih her zaman yapışıyor. Her zaman bakın. Şu arız oldu bizim omuzlarımıza, bedenimize. Ne yap et, vur kır, parçala bu maçı kazan. Fatih Terim bunun en güzel örneği. Fatih'in başarılarını ne kıskanan var, ne reddeden var. Ben Fatih Galatasaray şampiyon olduğu vakit seviniyorum. Niye sevinmeyeyim ki? Ama hatalarını, ayıplarını da söylüyorum. Bak kardeşim, devir değişti deniyor. Artık para devri deniyor. Her şey mübah deniyor. Ben onların hiçbirinde yokum. İnsanlık hiç değişmiyor ama. Efendilik hiç değişmiyor ama. Şartlar değişir. Değişim nedir? Şey olursun. İletişim fazla artar. İnternetin hizmetine gelir. Teknolojinin imkanlarından faydalanırsın. Teknolojinin imkanlarından faydalanamamak ayıptır. Bilmemek ayıptır. Bilmingen. Ama teknolojinin imkanlarından istifade edip de namusu elden bırakmak ciddi bir kayıptır. Evet. Bunu anlatmaya çalışıyorum ben. Yani gayet iyi anlaşıldı diye düşünüyorum. Kazanmak diyorsunuz için ki her dakika gırtlak sıkmak gerekmiyor. Tokat atmak haklısınız gerekmiyor. Şimdi burada anlaşalım. Bir kere uzlaşı kültürümüz gelişmediği sürece hep tabii kaos, hep kriz, hep anarşi olur. Bundan da gerçek manada faydayı elde edemeyiz. Şu anda Galatasaray'ın elimde bir şey var ama ondan önce izleyenlerimizden çok tebrik mesajları var. Gayet güzel program diye. Hem size hem de size Burhan Bey teşekkür ediyorlar. Ben kısaca burada isimlerini zikretmek istiyorum. Yalçın Songur, Hakan Şaşmaz, sanatçı bir kardeşimiz. Bahadır Yavuz, Atilla Alben Beyefendi, Tolga Oğuz, bakıyorum Kamil Bey, Tümer Bey. Bunların hepsi bize program selam teşekkür gönlüm ediyorlar. Sağ olsunlar. Ama diyorlar ki Fatih Hoca'yı da bu kadar eleştirmeyin. Bu belki size mesajdır. Ya kim ne derse desin, ben tükenmez bir soyum, kim ne derse ben oyum. Ben bildiğim doğruları evet söylemeye kesinlikle devam edeceğim. Kesinlikle herkes bildiği doğruları konuşsun zaten. Aynen, zaten burada ama bu şunu da unutmamak ama lazım. Ama şey şu, gelen mesajlarda en azından uzlaşabiliyorsunuz. Birbirinize olan saygınızı kaybetmiyorsunuz. Tabii diyorlar. Önemli şey, onun için de teşekkür saygı tabii aynen ki. Şimdi bir okuyucumuz soruyor, izleyicimiz soruyor. Diyor ki, şampiyon Galatasaray'ın bu iki kupa dışında ekonomik olarak elde ettiği şey nedir? Evet. Galatasaray krizlerden kurtuluyor mu diyor. Buran senden alalım cevabını. Galatasaray zaten ekonomik olarak iyi yolda. Şampiyonluk primi aslında Süper Lig'den gelen şampiyonluk primi evet aslında çok yüksek. Heyecanlandıran bir para değil. Fakat önemli nokta UEFA'dan gelecek para. UEFA'dan gelecek para da en minimum seviyesi 33 milyon avro. Yani bu da yaklaşık 230 milyon TL'ye denk geliyor. Doğrudur. Öte yandan stat, sponsorluk anlaşmaları gelecek yıl, yine yayın gelirleri çok yüksek. En önemli nokta ise Galatasaray'ın yani asıl beklediği olay stadın Türk Telekom'la bitiyordu. 2019 sonunda bitecek yani. Yeni isim anlaşması. Şu an yönetimi de en çok heyecanlandıran olay o ve bundan yine 10 yıllık yapılacak ve 700-800 milyon TL civarında para bekleniyor. Ki Galatasaray'ın şu an dernek borcu 2 milyar seviyesinde. Yine Riva'daki siteler yapılıyor. Oradaki her villa, her daire satışından para giriyor Galatasaray'ın kasasına. Bu sezon UEFA'dan gelecek parayla birlikte Galatasaray rakipleri arasındaki farkı bayağı açacak. Çok evet, bayağı paraya doyacak yani bu sezon. İzleyenlerimizden mesajlar gelmeye devam ediyor. Mehmet Karabey beyefendi gayet güzel program oluyor. Elinize dilinize sağlık diyor. Bu arada Galatasaray'ın kazançlarını belirten bir başka izleyicimiz var. Süper Lig ayak bastı parası diyor. Evet. 38.6 milyon TL. Evet. Performans ödülü 68.6 milyon TL. Şampiyonluk primi 36.2 milyon TL.
Şampiyonluk sayısı, ki her bir şampiyonluk için ayrı bir prim veriliyor diyor. 69.3, çünkü en çok şampiyon olan takım. Şampiyonlar Ligi'ne katılım payı primi 30 milyon euro. Evet. Seyirci Galatasaray Store gelirleriyle birlikte diyor. Galatasaray'ın başlangıç olarak 450 milyon TL'ye denk gelen bir para kazancı olacak diyor. Sayın Tamburacı, paranın başında siz varsınız. Nasıl tasarruf edersiniz? Şimdi paranın başında ben olsam yaptığım programa, teknik direktörümle verdiğim kafa kafaya programı bir milim açmam. İster benden 5 sene şampiyonluk istesinler, ne isterlerse istesinler, imam bildiğini okur, ben bildiğimi yaparım. Ne yaparsınız mesela? Muktesit davranırım. Ama muktesit davrandığım vakitte bu paralar gelmez. Yani insanlar bir şeyleri kaçırıyor gözler. Muktesitten kastınız Trabzonspor'un yaptığı olmak gibi mi? Tabii Trabzonspor'un yaptığı. Onu biraz açalım. Altyapıya eğileceksin. Galatasaray'ın altyapısında var mı? Ozan'ı 11 milyon dolar için veriyorsan yazıklar olsun sana. Demek ki sen hiçbir şey yapmamışsın. Ya bu kadar bir değerin verilir mi? Ha öbür taraftan geçiyorum, şimdi yönetim tarafından da bakıyorum. Yani uzaktan davulun sesi hoş gelir. O tarafa bakıyorum, onlar da haklı. Galatasaray'ın bu durumdan kurtulmasında Buran'a katılmıyorum. Yani para yağacak, bu arkadaşıma katılmıyorum. Bak şimdi hesap ettim o söylerken 250 milyon TL'ye geldi. Pat! Merchandising'le, hediyelik eşyalı 450 milyon TL'ye stat gelirleri vesaire. Abi nasıl olur ya? Kötü bir takım kurdun mu bunların hiçbiri olmaz. İki maçta elen bunlar gelmez. Nasıl olur cevabım? Yani şöyle, yanlış hesaplar yok, bunlar. Yok. UEFA'nın sadece ayak bastı bana. Yani Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılıyor. Direkt 250 mi 230 milyon TL evet, işte girecek. Ama toplam genel beklenti hesaplar, ben bugün yöneticilerle de görüştüm. Yani 1 milyara yakın para bekleniyor. 450'nin de üzerinde ya. Yani. Gelecek bak, sezon tamamı yayın gelirleri, storlar, loca satışları, bilet satışları hepsini genel anlamda söylüyorum. Bak, güzel kardeşim. Bunlar hep toplumu yanıltıcı laflar. İyi yürekle söylenen laflar. İnsanların mutluluğun peşinde koşturması Düsseldorf için gereken Düsseldorf laflar. Düsseldorf için iftar vakti. Hayırlı iftarlar diliyoruz. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Düsseldorf. Evet, yani kaldığımız yerden devam edelim. Çok arada da keyifli bir sohbet oldu. Tartışmalara açık. Başakşehir'e haksızlık etmeyelim. Başakşehir bu ligin rengi, dokusu, heyecanı ve bu rekabetin anlam bulan bir tarafı. Dolayısıyla Sayın Abdullah Avcı'nın maç sonrasındaki konuşmalarını alalım. Onun üzerine devam edelim. Tamam, alalım. Burada gol atmak hakikaten çok zor. Gol attığın zaman kulübüne saldırı oluyor. Provokasyon oluyor. Herhalde VAR kayıtları da vardır, bakarlar. Çok net söylüyorum. Hiçbir zaman da öyle farklı şeyler de söylemedim. Bir teknik adam golden sonra kulübeye saldıracak. Çete halinde. Yumruk atacak. Hakaret edecek, telaffuz edemiyorum. Sonra dördüncü hakem bunu göremeyecek, görmemiş olabilir. Sonra bir daha gelecek, hem de eski çalıştığı oyuncusuna. Hem hakaret yapacak, hem yumruk atacak, sonra kulübenin arkasına kaçacak. Delikanlı adam devam eder. Onun için mesafe kat edemiyoruz. Biz sahanın içinde kalmaya devam edeceğiz. Rakibi yine arzusu, iştah, buradaki atmosfer için tebrik ediyorum. Belki final yapamıyoruz ama gelişen ve oyunda da kazanan bir takımız. Belki kupamız yok ama 5 senede 2 dördüncülük, 2 tane ikincilik, 1 tane üçüncülük almış. 100 senelik camialarla oyun anlamında yarışarak ve oyun gücünü göstererek saygı görmemiz gereken yerde hakaret görüyoruz. Bunlar da bir derstir ama 40 senedir bu film devam ediyor. Umarım biz bu oyunu geliştirerek Türk futbolunda bir takım katkılar sağlamaya çalışırız. O yüzden tekrar rakibi tebrik ediyorum. Şimdi ben ve ekibim Türkiye'deki bütün büyük takımlardan bu anlamda teklifler aldık zaten bu zamana kadarki süreçte. Ben hayatım boyunca yan yollara hiç girmedim. Hep düz yürüdüm. Biraz evvel de söylediğim gibi arka bahçelerden hiç dolaşmadım.
Ben bir ailenin içinde uzun süredir görev yapıyorum. Kulübün hedefleri, doğrultuları. Benim imzamın 5 sene olması, boş kağıda olması beni kimse inandığım bir yoldan geri çeviremez. Önüme ne sunarlarsa sunsunlar. Onun için bilmiyorum Oğuz abi. Bugün çok yorgunuz. Yoğun bir sezondan geçtik. Çok yüklerimiz oldu. Ve bitsin. Umarım ben Türk futbolunun da, Türk seyircisinin de artık bilinçli Avrupa'daki gibi oyuna, alkışa, saygıya, hakarete değil. Hani yumruklar, kulübeye saldırılar, koridor. Atıyorsan devam edersin. Kaçmazsın. İyi akşamlar. Evet, yani Abdullah Hoca dertli ve dolu. Şimdi bak, dertli ve dolu. Hı. Abdullah Hoca'nın söylediklerinin hepsine katılıyorum. Ve Abdullah Hoca'yı gönlümde, aklımda çok iyi bir yere koyuyorum. İnşallah bundan sonraki hayatında başarılı olur. Başarılı olur diyelim. Şimdi öbür taraftan, ya elde edilen sonuçlarla o sonuçlara ulaşmak için verdiğin, kaybettiğin değerlere bakmak lazım. Tokat attı kaçtı diyor ya. Nasıl oluyor böyle bir şey? Aynısını bu adam gitti şeyde, Alaçatı'da yaptı, kaçtı. Adem Büyük bilmem ne oldu, hakeme bir şey. Ama şimdi, kaçtı diyenler sonra mahkemede darp raporu alıyor. Ayrıca hakem göndermiş tribüne, gitmesin mi adam yani? Ya ne bırak, darp alıp almaması önemli değil. Bak gene yanlış yapıyoruz. O darp raporu aldı. Hayır, peki Abdullah Avcı Rize'de oyuncuları gazeteciyi döverken ne demiş? Veya Emre Belezoğlu'na ne diyor? Yani o da o şeyi bakmıyor. Kötü emsal emsal değil. Evet, kesinlikle. Kötü misal emsal. Şimdi, bak Burhan, kötü misal emsal olmaz. Eğer Emre kötüyse ne yapacak Abdullah Avcı? Koymadı zaten, kesiyor. Arda'yı oynatabiliyor mu? Oynatmıyor. Abdullah Avcı'nın bir tavrı var. Ötekinin tavrı yok. Ötekinin tavrı ne biliyor musun? Ben hallederim her şeyi. Bu insanlara ama mutluluk çok veriyorsa ben bir şey diyemem. Osman bana Beyciğim, ve benim gibilere mutluluk vermiyor. Osman Beyciğim, söylemek istediğim bu. Şu ifade, çete ifadesi doğru bir ifade. Hani çete, Abdullah Hoca... Çete var tabii. Eteklerin zil çalıyor dedim. Kadın mı dedim sana şimdi? Amma sevindin Galatasaray'ın şampiyonuna, eteklerin zil çalıyor dedim. Ne demek bu? Aynısını Lucescu yaptı. Köpekler istedi diye atlar ölmez dedi. Herkes kendine bana köpek demedi. O bir atasözünü söyledi. La teşbih bunları, ve la temsil la derler. Ve la yani, temsil. Dolayısıyla temsil de hata olmaz derler. Ama olmaz. İlle de seviyeyi düşürmeyelim derler. Düşürmeyelim derler tabii ama yani. Benzetme çok. Şimdi ben burada bakın dedi. İzleyenlerimizden çete, Vedat bana bak beyefendi. Bir gücün, illegal gücün etrafı esir alması demek. Yani biraz iki yıldır da... Galatasaray psikolojisini bozdu Abdullah Hoca'nın biraz. Onun da verdiği biraz sinirle ben biraz... O da olabilir. Kaybetmiş tarafı teknik yani, direktörü olarak olabilir. Doğrudur. Bütün kulüplerden teklif aldım diyor Abdullah Hoca. Peki, ben de biliyorum ki aldı. Bence Galatasaray'dan da aldı, Fenerbahçe'den de aldı, Beşiktaş'tan da aldı. Hatta Trabzonspor'dan da aldı. Hatta geçen hafta içerisinde Beşiktaş'ın üst düzey yöneticilerinden birinin, ismi de söyleyeyim, Ahmet Ürkmezgil beyefendiyle bir görüşme de yaptı. Ya ama bunlar, bunlar medeni şartlar içerisinde yapılabilecek görüşmeler. Bundan dolayı biri diğerini kendi yerine bir halef, selef gibi, rakip gibi görmemeli diye düşünüyorum. O kadar. Yani böyle o baktığın kadar zaman demek ki her yolu bir bak olmamalı. Rakip olarak görmesinde bence bir sıkıntı yok. Sonuçta bir müsabaka var, bir spor oyunu. Ve rakip olarak görmesinde ben bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Fakat evet, rekabet. Hani her ne olsun mesela Aykut Hoca ile de Fatih Hoca birçok gerginlik yaşamıştı. Yaşadı, doğru. Ama ben Aykut Hoca'nın hiçbir maç sonrası böyle bir açıklamasını görmedim. Ki Abdullah Hoca... Tokat yedi mi? Ya, yardımcısı Hoca tokat yedi mi? Abdullah Hoca tokat mı yedi? Hayır. Yardımcısı hayır, tokat mı yedi? Şey ben, ama, çocuklar ne olur hatayı müdafaa etmeyin. Yok bak Fatih Terim'in hepimize kazandırdığı güzellikler var. 4 senelik şampiyonluklar evet, var. UEFA var. Bu evet, senenin şampiyonluğu. Şimdi bu tarafını var, konuşursak böyle daha keyifli Fatih olur. Fatih Terim'i gönlümün en güzel yerine evet, koyarım. Ama sınırı aşan, ahlak kaidelerini zorlayan Fatih Terim'i de elimin tersiyle reddederim. Ya bunları şimdi ayıralım birbirinden. Arkadaşlar ben her şeye rağmen teşekkür ediyorum. Çünkü inanılmaz derecede bir mail ve trafiği yaşanıyor. Mesaj, itirazım neye biliyor musun Osman abi? Şimdi kendi Burhan, çevresinde biraz... Vedat bana bak beyefendi hayır, diyor ki... Fenerbahçe eski yöneticisi Sayın Barış Aydil hocamıza söylüyor. Fener ve Rize maçlarını örnek vererek Galatasaray'ın haksız puan aldığını beyan etti. Doğrudur diyor. Ama daha evvelki maçlarda Galatasaray'ın puanlarının iç edildiği... Evet. Bunların neden dile getirilmediği, hakemlere bu kadar yüklenmek, yanlış hakemler sahaya çıkarken bile rahat bir kafayla çıkamıyorlar. Hakemleri rahat bıraksınlar.
Hayırlı yayınlar diyor. Zevkle şimdi, seyrediyoruz diyor. 17 kulüp bir olup açıklama yaptı. Kendileri hakemleri kurudu. Ayrıca ben Beşiktaş maçını Galatasaray'ın oyunu domine ederek çok rahat bir şekilde. Beşiktaş'ın pozisyonu bile yok o maçta. Şunu ben Osman abi şuna takılıyorum. Abdullah Hoca kendi entelektüel tavrıyla bir takım açıklamalar yapıyor. Fakat sonrasında delikanlı adam kaçmaz gibi son derece sokak en iyisi biz burada bir ring kuralım. Ağzına, İki hocayı karşı karşıya getirelim. Sokak ağzına yani. Yakın bir tabirle bitiriyor. Benim yani o basın açıklamasına... Evet hoş tutamam, değil ama bunlar da futbolun bak şimdi bak, içerisinde maalesef yer alıyor. Ne biliyor musun sevgili Burhan? Abdullah Avcı'yı sen beyninde ve gönlünde güzel bir yere koymuşsun. Onun yaptığı bir ufak hata evet, ki gözle büyütülüyor. Ama diğerinin o kadar çok yaptığı hata var ki şampiyonluk aldığı için onlar örtülüyor. Abdullah Avcı da şampiyon olsa aynı konumda Galatasaray'ın başında olsa sen onu da müdafaa etmeye kalkacaksın. İnsan bünyesi bu. Ben de müdafaa etmeye kalkacağım. İnsan bünyesi bu. Ama Fatih Terim bu ülkeye kendini kabul ettirmiş bir insan. Evet. Ama kabul ettiriş şartı bana uymaz. Sana uyar. Şimdi ben de bana uymaz. Anlaşamadığımız nokta bu Osman abi seninle. Fatih Hoca diyorum ki başarılarıyla sen nasıl ayırıyorsun? Zaten hani şimdi kabul ettirme olayı bu diyorsun ama Fatih Hoca zaten kazandırdığı kupalarla kabul etti. Milli takımı ilk defa Avrupa Şampiyonası'na götürerek kabul etti. Şimdi dur bak. Onu ben bak. Hem ayırıyorum diyorsun hem ondan sonra bak, birleştiriyorsun. Bak bir dakika. İtirazım ona. Bak güzel yerden yakaladın. 1, 2, 3, 4 şampiyonluk Fatih Terim. Ben zaten her dakika abisiydim o zaman yanındayım. Beni Flora'ya çağırıyor oturuyoruz konuşuyoruz. Abilik müessesi eskimez efendim. Eskidikçe de güçlenir. Değerlenir. Evet. Şimdi... 4 şampiyonluk için helal olsun Fatih Terim'e. Aldığı UEFA kupası için hepimiz Kopenhaglar'da ağladık ya. Mest olduk zevkten. Tamam. Peki 2010'dan 2019'a kadar hangi Fatih Terim var? O Fatih Terim yok. Bana o Fatih'i geri versin. Ben gene onu alkışlamaya devam edeyim. Ama 2000'den sonra ben artık oldum deyip olduğunu bu şekilde ispata gidiyor da ara sıra zaten Burhan'cığım 20 sene geçmiş arada. 2010-2019. 19 sene geçmiş. Bak vur 3 senede bir Galatasaray'ın şampiyon olması lazım. Bölüntüde. Galatasaray avantajlı olduğu vakit daha da çok avantajlı ve bunların hepsinin çoğunda da Fatih var. O başarı hanesi Fatih'e yazılmayacak da bana mı yazılacak? 3 takım var Türkiye'de Galatasaray, Fener, Beşiktaş. 20 seneyi böl 7 tane olması lazım. Bunun 8 tane var. Yani o kadar büyütmeyin bu işleri. Fatih Terim bir değerdir ama Fatih Terim kendi değerini düşüren başka bir formattır. Ona bir format atılması lazım ki eski Fatih Terim'e dönsün, herkesin gönlünü kazansın, benim de gönlümü kazansın. Galatasaray'da diğerlerine göre çok büyük mertebelere sahip okulundan yetişenlerle ilim irfan sahibi insanlar. Böyle bir camiaya kaba dayılıkla şampiyonluk almak benim içime sinmiyor. Kimin siniyorsa hayırlı uğurlu olsun. İşte bak yine aynı noktada. Ben diyorum ki şampiyonluk zaten sahada kazanıldı. Ama senin eleştirdiğin noktalar ayrı noktalar. Bunların ikisini birleştirme diyorum ben de sana Osman abi. Peki. Ben bu kadar anlatabildim demek ki. Evet, söylemek istediklerim bunlardı. Sevgili Orhan Yıldırım bize Beşiktaş'tan haberler verecekti. Fakat süremizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Kendisini arkadaşlar arada ulaşamadı anladığım kadarıyla. Beşiktaş'ta teknik direktör seçimi konusu başlayacak. Şenol Hoca malum önümüzdeki hafta itibariyle Abdullah Avcı bunlardan bir tanesi olabilir. Abdullah Avcı da var. Ama şeye de katılıyorum bak. Burhan'a da katılıyorum. Niye? Bunca sene kaç 56 yılda kupası yok diyorsun. Yani bir somut bir başarısı yok. Ama işte ben de şuna bağlıyorum. İstikrar diyoruz hep Burhan. Adam istikrarlı. 8 sene 10 sene ben buradayım diyor. Buna daha geniş imkanlar verdiğinde beceremedi mi? Daha ne geniş imkan alacak Allah aşkına? Yani ya bu geniş, devre yani, arasında para geniş imkan teorisi, değil. Zafiyet teorisidir. Şenol Hoca Beşiktaş'ın başına gelinceye kadar dünya üçüncülüğü dışında bir başarısı var mıydı konfederasyon? Ya daha başarılı söyleyeyim sana. Yok. Sen yani bilirsin. Ölçü değildir. Sen bilirsin. Brian Birch. Aynen. Gordon Milne. Aynen. Bunlar İngiltere'nin altyapısından gelen hocalardı. Türkiye'de ilk defa 3-5 sene şampiyonluğu kazanan İşte 3 yaptılar. Hem Brian Birch hem de Demek ki o bireysel yeti. Tamam kabul ediyorum ama Şenol Hoca'nın mesela dünya üçüncülüğü olmasa da Şenol Güneş takdir görürdü. Çünkü Şenol Güneş'in canım kardeşim. Futbolculuk şampiyonluğu var. Trabzon'un efsanesi anlatabiliyor muyum? Abdullah Avcı ikinciliklerde oynamış futbol kariyeri o düzeyde ve teknik direktör olarak somut başarısı da olmayınca da Şenol Güneş'le aynı kefeye koyamıyorum ben. Bak şimdi Burhan'cığım öyle güzel yere açıldı ki şimdi iş.
Arsene Wenger. 26 sene Arsenal'in başında. 3 tane şampiyonluğu var. Ama Arsenal, Arsene Wenger bir değer. Dünya çapında bir değer. Niye? Arsenallilere soruyorsun, diyorsun ki niye 3 şampiyonluk almış, 2 tane 3 tane de süt kupası almış. Niye Arsene Wenger'de ısrar ediyorsunuz? Beyefendi adamdır ve kulübü bir gün zarara sokturmadı diyor. Şimdi getir burada Türkiye'deki teknik direktörlerle, ama imparatorunla, ama kralınla bir karşılaştır. Arsene Wenger'in 3 şampiyonluğu var 26 senede. Ama bırakmıyorlar, tapıyorlar. Bizde 8 tane şampiyonluk var, 9 tane bilmem ne var. Ama bir Arsene Wenger gibi devamlılık arz etmiyor. Bunların bir şeyler söylemesi lazım. O genel Türk futbolunun sorunu zaten. İşte biz de bunları tartışmak istiyoruz. Ama seni de kutluyorum. Sen bu camianın içindesin, biliyorsun. Ve ender gördüğüm, sözü dinlenebilir bir Galatasaray muhabirisi. Teşekkür ederim. Yani beynindekilerini diline dökebiliyorsun. Bu çok önemlidir. Öyle laga luga değil. Ama gel el ele verin. Akıllı insanlarla, dürüst yolda olan insanlarla bu Türk futbolunu kurtaralım. Bu kadar güzel ligi yaşamadık ama bu kadar bir ahlaksız ligi de yaşamadık. Var, var, var. Ama adı var, kendi yok diyor. Hayır, daha da ileri söyleyeceğim. Var, 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 ar yok demiştik. Evet. Var, var ama ar yok, yok var da. Evet. Ar yok, başındaki V yok. Güven kalmıyor o zaman insanlara. Evet, ben... Galatasaray görüntümüz olacak. Kimden gelmişti Osman Bey? Hakan Berber. Hakan Berber Bey izleyenlerimizden göndermiş. Galatasaray stadyumda çektiği son maçtan bir görüntü. Ama muhteşem bir görüntü. Birazdan onu izleyeceğiz. Evet. Yani tabii ki alkışlayacağız. Galatasaray'ın şampiyonluğu gayet de güzel bir şey. Fatih Terim'in verdiği emek, sesinin kısılması, tribüne dahi gönderilmesi, her neyse hepsi torba görüntüyü içine alalım. Konacak. Galatasaray'ın şampiyonluğuna yazılacak. Kötü laflar var. Deniyor ki her şey unutulur ama bu şampiyonluk tarihe geçer. Bu bir çok basit bir laf bu. Her şey unutulmaz. Geçen sezonki şampiyonluk da çok değerliydi. Ya 2014-2015 sezonundaki şampiyonluk da çok değerliydi. Hepsi de her şampiyonluk değerli. Bir görüntümüz var. Şampiyonluk, son şampiyonlukla ilgili alalım bakalım. Evet, muhteşem bir kırmızılık. Her taraf bayrak coşkusu içerisinde gördüğümüz kadarıyla. Evet, yani 19 Mayıs'ında kutlaması vardı gördüğüm kadarıyla. Kimden geldi demiştiniz bir kere daha arkadaşlar. Hakan Berber'den geldi, o Hakan çekmiş. Emeklerine sağlık. Bu da bir hizmet işte Galatasaray'a da, Türkiye'ye de, futbola da. Ben Türkiye'de futbolun kurtulmasına Avrupalı gibi olmak istiyorum. Başaramadığım eli de sıkmak istiyorum. Evet, Mehmet Dever tebrik diyor ki Galatasaray'ın şampiyonluğu güzel. Ama Şampiyonlar Ligi'nde bu ülkeyi temsil edecek iki tane güzide takımımız var. Ne onların güzel. Da diyor hakkını teslim edelim ve başarılar değil dileyelim. Mi? Lütfen diyor sayın yöneticilerimize söyleyin. Öyle bir takım kursunlar ki hem kulüp borçlanmasın hem de diyor derecemiz gayet güzel olsun. Sevgili kardeşim ismini de bilmiyorum ama Mehmet Dever. Mehmet Dever. Mehmet Dever. Sen hem Boğaz'da yalı istiyorsun, hem ucuz olsun diyorsun, hem denizi güneşe karşı olsun diyorsun. Şöyle plan... Bakın bu ikinci sezon oldu üstte şampiyonluk. Zaten 4 senenin üstüne Avrupa Kupası da gelmişti. Mehmet Bey endişe etmesin ekonomik açıdan. Zaten plan tecrübeli ve yıldız statüsünde alınacaksa bedelsiz Babel gibi bedelsiz oyuncular aranıyor. Ama daha çok Galatasaray'ın aradığı Onyekuru tipi yıldız adayı 20'li yaşlarında. 20'li yaşların başında squat ekibi onlar üzerinde çalışıyor. Yani o yüzden çok büyük, devasa paralar harcamıyor. Evet. Çok bak, şimdi gene bir şey söyleyeceğim. Onyekuru ilk talibine veririm. Çeyiz'i benden. Gitsin. Pegüli'yi verir misin? Da bonservisi. Gitsin. Kalmasın galiba. Kalmasın, gitsin. Bonservisi yoktur zaten. Bir futbolcunun çevre kontrolü yoksa etrafına, vereceği pası bilmiyorsa o ve kaç yaşında? 97'li. Yani 22. Geç. 19 yaşına kadar eğitilir. Ağaç yaşken eğilir. 22'sinden sonra onun bütün dezavantajları kronikleşmiştir, atamaz üzerinden. Topu aldı mı gidiyor. Çok da süratli, çok da becerikli. Evet. Son hareketi yok. Niye? Çevre kontrolü yok. Ve alışmamış ona.
Ama topla oynamayı çok seviyor. Ay seviyor. Özelliği de o yani. Burma'yı da 16 defa bize skora katkı yaptı. O çok büyük bir anekdot. Bir programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ne güzel konuşuyorduk toplu ya. Toplu sonuçları arkadaşlar bir verirse bir hatırlatırız. Ondan sonra da kapanışımızı yaparız zannediyorum. Ya ne güzel konuşuyoruz. Evet. Sahura kadar giderdik. Evet, Spor Toto Süper Lig'de haftanın sonuçlarını bir kere daha hatırlatıyoruz. Kasımpaşa 1, Konya Spor 1, Antalya Spor 3, Yeni Malatya Spor 0, Trabzon Spor 2, Beşiktaş 1, Akhisar Spor 2, Kayseri Spor 2, Bursa Spor 0, Göztepe 0, Alanya Spor 1, Rize Spor 1, Galatasaray 2, Medipol Başakşehir 1, Ankara Gücü 3, Sivas Spor 1, Erzurum Spor 0, Fenerbahçe 1. Puan cetvelinde arkadaşlar eğer hazırlarsa veya hemen onu da alalım. Şöyle bir puan cetvelinde yukarıdan aşağıya bir hatırlayalım. Yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geliyoruz. Sonra birer cümleyle sizden. Evet, Galatasaray 69 puanla ligi şampiyon olarak artık tamamladı. Onunla şüphe yok. İkinci takımımız Başakşehir 66 puan. Üçüncü takımımız Beşiktaş 62 puan. Trabzonspor 60 puan. Yeni Malatya Spor 47 puan. Antalya Spor 45 puan. Atiker Konya Spor 43 puan. Fenerbahçe 43 puan. Alanya Spor 43 puan. Çaykur Rizespor 10. sırada ve 41 puan. Kayseri Spor hemen arkasından aynı puanla 12. sırada. Ankara Gücü 40 puanla takip ediyor. Kasımpaşa 39 puanda. Sivas Spor 38 puanla 14. sırada. Alt tarafı çok önemli. Göztepe 35. Bursa Spor 34. Erzurum Spor 32. Akhisar Spor 26 puanda. Haftanın maçlarını da şöyle bir hatırlatalım. Evet, ligin son maçları Göztepe Ankara Gücü, Beşiktaş Kasımpaşa, Fenerbahçe Antalya Spor, Kayseri Spor Erzurum Spor, Konya Spor Akhisar, Medipol Başakşehir Alanya Spor, Sivas Spor Galatasaray, Çaykur Rize Spor, Trabzon Spor, Yeni Malatya Spor, Fenerbahçe maçlarıyla ligi, Bursa Spor maçlarıyla ligi tamamlayacağız. Son sözlerimizi alalım isterseniz. Sayın Tamburacı. Galatasaray'ın şampiyonluğunu gönülden kutluyorum. Aşağıdakilerden de 3 takımdan biri kurtarır, ikisi gider. Akisi o biri hangisi kurtarır? Bursa mı? Göztepe, Erzurum, Bursa'dan biri kurtarır. Evet, Galatasaray'ın 22. şampiyonluğu tüm camiaya hayırlı olsun. Futbolcular şimdiden hedefi 23 olarak belirlemiş. Lines fotoğraf paylaşmış hedef 23 diye. Güzel. Geleceği görmek, öyle bir vizyon çizmek de bir futbol takımı da fevkalade güzel bir olay. Göztepe'nin kurtaracağını düşünüyorum alt tarafta da. Haftaya her şey belli olacak alt taraf için. Değerli herkese, izleyenlere, herkese teşekkür ediyoruz. Değerli katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Son derece güzel, faydalı ve eğlenceli bir program oldu. Ben de son derece zevk aldım. Yunus Bayram kardeşimize haftaya bu programı bırakacağız. Şimdi sevgili seyircilerimizi Galatasaray'ın o bütün Türkiye'yi saran, hatta Avrupa'yı bile saran coşkulu kutlamalarıyla baş başa bırakıyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Sağ ol. Galatasaray, Galatasaray, Cimbom.